Merhaba arkadaşlar. Kimya Dersim YouTube kanalında Palme Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerimize 11. testle devam edeceğiz. Tabi 2. ünitenin 11. testi. Hemen sorumuza dönelim. Şöyle soruları yansıttıktan sonra sorulara bakalım. Birinci sorumuzda bizden ne istiyor? Okuyalım arkadaşlar. Diyor ki elektron dizilimi A, B ve C şeklinde olan nötr x elementine ait temel haldeki katman elektron dağılımı yukarıdaki gibidir. Buna göre x elementi ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Verilen ifadelerin doğru ve yanlış olarak işaretlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye sorulmuş. Bir sırasıyla bakalım arkadaşlar. Birincisinde diyor ki B artı C toplamı yani şu iki yörüngedeki elektronların toplamı X'in çekirdek yükünü verir diyor. Bu ifadeye biz yanlış yazalım arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle son iki kabukta ya da son kabuktaki elektron sayısına bakmayız. Tamamına bakmamız gerekiyor. Çekirdek yükünü toplam elektron sayısı verir. O yüzden yanlış. C değeri 4 ve nötron sayısı 14 ise. Şimdi arkadaşlar şu son kabuğa 4 dersek. Nasıl olur diziliş? 2, 8, 4 şeklinde olur değil mi? Bu şekilde bir dizilim olacaktır. Bize ne diyor? Diyor ki x'in kütle numarası 28 olur. Eğer nötron sayısında 14 kabul edersek. O zaman x'in bakın dikkat edin proton sayısı 14. Hemen şuraya yazıyorum. Pardon 14 diyorum 15 yazıyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Heh, 14 diyelim. x'in kütle numarası 28. Peki burası da 14 ise nötron sayısı da. Olur. O zaman burası 28 çıktı mı? Çıktı değil mi? Toplamları 28'i verdi. O zaman buraya doğru diyelim. B ve C'nin toplamı 15 ise diyor. Yani şu ikisinin toplamı 15 ise. Zaten B'nin değeri 8 olacak. Üzerine kaç eklersek 15 olur. 7'ye eklersek 15 olacak. Yani son kabuğunda 7 elektron bulunur. Diyor ki X elementi 3. periyot 7A grubundadır. Bakın 1, 2, 3. 3. periyot yörünge sayısına bakılarak belirlenir. O zaman 3. periyot 7A diyebilir miyiz? Son kabuktaki elektron sayısı 7 olduğu için. Evet doğrudur diyelim buraya. X elementi toprak alkali metali ise A artı C toplamı 3'tür diyor. Şimdi arkadaşlar toprak alkali metali demiş. O zaman ne olması lazım bunun? Ee, bunun arkadaşlar 2A grubu olması gerekiyor. Biliyorsunuz toprak metalleri 3A grubu. Toprak alkali derse 2A grubu. O zaman elektron dizilişimizin şöyle 2, 8, 2 şeklinde olması gerekir değil mi? Peki ne ile neyin toplamı? A ile C'nin toplamı. Bakın 3 pardon 2 2 daha kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Yanlış doğru doğru yanlış şeklinde nerede verilmiş bakıyoruz. B şıkkında gördük. Hemen işaretleyelim. Evet geçelim ikinci sorumuza. Bu arada arkadaşlar videoları beğenmeyi, tekrar hatırlatayım. Ee, tabii Tabi dediğim gibi bu ifadeler çok hoşumuza gitmese de YouTube bunu istiyor arkadaşlar. Kanalımızın gelişimi buna bağlı. Dolayısıyla sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Hemen ikinci sorumuzu çözelim. 3 tane element verilmiş. Birisinin atom numarası 8, ikincisi 11, 16 şeklinde. Diyor ki yargılardan hangileri doğrudur? X'in katman sayısı son katmandaki elektron sayısından daha küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar X'in elektron dizilişini yazarsam 2, 6 diye yazarız değil mi? Peki katman sayısı kaç? 2. Son katmandaki elektron sayısı kaç? 6. Tabii ki küçüktür. Doğru. X ile Z'nin son katmanındaki elektron sayısı aynıdır demiş. Şimdi Z'ye bakalım. 2, 8, 6 şeklinde yazıyoruz. Son katmanda kaç elektron var? 6. E, X'te de 6 vardı. O zaman bu ifade ne oldu? Doğru oldu. Evet ikinci ifade de doğru. Y ve Z'nin katman sayıları aynıdır demiş. Şimdi Y'ye bakalım arkadaşlar. 2, 8, 1 deriz değil mi? Kaç katmanı var? 3 katmanı. E Z'nin onun da 3 katmanı. O zaman bu ifade de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim 3. soruya. Diyor ki birinci katmanında 2, ikinci katmanında 5 elektron bulunduran X atomu ile ilgili. Şöyle diyelim arkadaşlar. X olsun. 2, 5. Yani atom numarası 7 bunun. Diyor ki Y elementi ile aynı periyottadır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Y'ye bakalım şimdi. Y'nin elektron dizilişini yazarsak 15'in. 2 8 5. Bakın 3 tane katman var. Dolayısıyla 3. katmanda yani 3. periyotta Y elementi, X ise 2. periyotta. O zaman aynı periyottadır ifadesi ne oldu? Yalan oldu. Katman elektron dizilimi aynı periyottaki soya gaza benzetebilmek için 3 elektron almalıdır diyor. Son kabuğunda 5 elektron var arkadaşlar. X'ten bahsediyoruz. 3 elektron varsa kaç olur? 8 olur değil mi? Dolayısıyla bu ifadeye doğrudur diyebilirsiniz. Peki proton sayısı 7'dir demiş. Doğru mu? En başta söylemiştik. O da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani C şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Kaçıncı soruya geldik? Dördüncü soruya geldik. Hemen bakıyoruz. Artı 2 yüklü x iyonun katman elektron dizilimi ile eksi 3 yüklü y iyonun katman elektron dizilimi aynıdır. Şimdi burada arkadaşlar x'in dizilimini görmüyoruz ama y'ninkini bulabiliriz. Neden? Atom numarası belli. Elektron sayısını hesaplayabiliyoruz. O zaman 7'ye 3 eksi dediğimiz zaman elektron sayısı kaç olur? 10 olur. Elektron dizilişi 2, 8 şeklinde. O zaman x'in dizilimi de 2, 8 şeklindeyiz arkadaşlar biz x atomuna bakacağız. Şöyle düşünün. Bunun dizilişi 2, 8 olacak. Ama Artı 2 yüklüyken böyleyse nötr durumda ne olur? 2, 8, 2 şeklinde olur. Yani 2, 8, 2. Nötr X atomunun elektron dizilimi budur. Birinci ifade diyor ki 3. katmanındaki elektron sayısı Y'nin 1. katmanındaki elektron sayısı ile aynıdır. Burada Y derken nötr durumunu mu kastediyor acaba? Herhalde burada belirtilmemiş Y'nin birinci katmanındaki eksi 3 yüklü haline mi bakacağız yoksa atom haline mi Y derken herhalde atom halidir. Y'nin nötr durumuna bakalım arkadaşlar sonra kontrol ederiz cevap anahtarından. Şimdi Y'nin elektron dizilimini biz şöyle düşünün. Normalde eksi 3 yüklü hali buysa 2, 5 şeklinde olması gerekiyor. Çünkü 3 alınca 8 olmuş burası. Ne demişti burada? Üçüncü katmandaki elektron sayısı yani 2 Y'nin birinci katmandaki elektron sayısı ile aynıdır. Doğru bir sıkıntı yok. Ha, gerçi burada birinci katmana bakacağımız için arkadaşlar isterseniz buna isterseniz nötr durumuna bakın sonuç değişmeyecektir. Ama biz nötr durumuna bakmış olduk. Bu ifadeye doğru diyeceğiz. Her halükarda doğru çıkıyor. Bir problem e, oluşturmaz. İkinci madde 3. periyot 2A grubundadır demiş. Kim için arkadaşlar? X atomu için. Bakın 1, 2, 3 katman var. 3. periyottur o zaman. Son katmanda 2 elektron 2A grubu diyebilir miyiz? Evet. Değerlik elektron sayısı ile katman sayısı eşittir diyor. Değerlik elektron sayımız 2, katman sayımız 3 arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeye ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 1 ve 2'yi işaretleyebiliriz. B şıkkı. Geçelim 5. soruya. 5. soruya bakalım. Ne gelecek karşımıza? Evet bir elementin elektron dizilimi X, Y, Z şeklinde ifade edilmiş nötr A elementine ait katman elektron dağılımı yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. X sayısı 2'dir diyor arkadaşlar. 2 olmak zorunda zaten biliyorsunuz. Birinci katmana 2 elektron yerleşmeden diğer katmalara elektron yerleşmez. Doğru mu? Doğru. X artı Y artı Z toplama A'nın proton sayısına eşittir. Bu nötr A dediği için arkadaşlar sonuçta nötrse o zaman elektron sayısı proton sayısına eşittir. Doğru mu? Doğru. Değerlik elektron sayısı 6 ise yani son katmanında 6 elektron var ise Z'den bahsediyor. Atom numarası 14'tür demiş. Şimdi buraya 8 yazarsak bakın 2, 8, 6 olur. O zaman 16 oluyor. Yanlış ifade olarak bunu işaretleyebiliriz. Z2 ise elektron verme eğilimdedir diyor. Eğer Z yerine ben 2 yazmış olsaydım arkadaşlar bu 2A, element, 2A grubu element olacaktı. Yani metal olurdu. Elektron verecektir. Doğru. Verme eğilimindedir. Z6 ise biraz önce yazdığımız gibi 6 kabul edelim. 2 elektron aldığında kararlı olur. E sonuçta soygaz elektron düzenine ulaşıyor arkadaşlar. Yani şurayı 8 yaptığınız zaman o kararlı ulaşır. Doğru. Eksi bir, bu arada evet maddeleri bitirmişiz. Cevabımız C şıkkı olacak 5. soru için. 6. soruya geldik. Hemen bakalım. Bu arada arkadaşlar gecenin geç saatleri olduğu için böyle biraz dalgınlığım da oluyor. O yüzden e, kusura bakmayın. Yani neredeyse bunu F şıkkı diye okuyacaktım ya. Eksi bir yüklü X iyonun katman elektron dizilimi verilmiş arkadaşlar. 2, 8, 8 şeklinde. Ama bir elektron almış hali bu değil mi? O zaman nötr durumda X için ne deriz? 2, 8, 7 deriz. Bakın burası 7'dir nötr durumu için. Zaten buna göre X atomu ile ilgili diyor. Yani nötr haline bak diyor. 4 katmanlıdır yanlış. 3 katmanlıdır gitti metaldır demiş. E son katmanda 7 elektron var. Yani 2 8 7 3. periyot 7A grubu elementidir. A metaldir. Doğru. Y elementiyle aynı gruptadır demiş. Atom numarası 9 olan. Peki 9'u yazarsak nasıl dizeriz arkadaşlar elektronları? 2 7 şeklinde. Bakın bu ikinci periyot 7A grubu, bu 3. periyot 7A grubu. Aynı gruba düştü mü? Düştü. O zaman bir problem yok. Yanlış olan soru olduğu için yalnız bir işaretleriz 6. sorumuz için. Geçelim 7. soruya. Evet. Yedinci soru. Artı bir yüklü iyonun elektron sayısı nötron sayısından iki eksik olan. Şimdi arkadaşlar bunu bir düzenleyelim. Şöyle diyelim. X'i şuraya yazalım. Diyor ki artı bir yüklü iyonun. Tamam. Elektron sayısı nötron sayısından iki eksik olan. Şuraya A diyelim. Şurası A 2 olsun. uydu değil mi? X atomunun nükleon sayısı 39'dur. Şurası 39'muş. Şimdi arkadaşlar ben burada bir elektron verdikten sonra A-2 olmuşsa o zaman başlangıçta şurası A-1'dir. Bakın bir elektron daha ayırırsanız bir düşürürsünüz A-2 olur. Zaten şu ikisinin toplamı protonla nötron toplamı bize nükleon sayısını vermiyor mu? Yani kütle arasını veriyor. E burada 2A eşittir 40. Eksi 1 karşıya attım çünkü. A eşittir 20 olarak bulunur. Bu durumda X'in arkadaşlar şöyle yazalım. X'in atom numarası 19'dur. Doğru mu? Çünkü A-1 deriz. Bu durumda nötron sayımız 20 demiş oluyoruz. Bakın kütle numarası 39. X atomunun katman elektron dizilimi. Şimdi 19'a göre dizilim yazarsak. 2, 8, 8, 1 bakın. 19 elde ediliyor. Doğru mu? Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bu dizilişte problem yaşayan arkadaşlar için ayrı kısa bir video çekeceğim. Onlar o kısa videoyu izlesinler. Çünkü burada biraz böyle hani normal anlattığımız değerlere biraz terslik varmış gibi gelir. Konuyu bilmeyen öğrenciler için o yüzden bu tarz bilgileri netleştirmek lazım arkadaşlar. Çünkü bazen çok basit bir bilgidir ama sorduğumuz zaman birçok arkadaşımız yanlış cevaplar verebiliyor bu dizilimle ilgili. Özellikle de şuna dikkat edin. 20'den küçük olan elementlerin elektron dizilişlerini bu tarzda yapıyoruz genel itibarıyla. 20'den büyük olanlar zaten AYT konusu içerisinde dahil edildiğinden dolayı bu yöntemle yazmıyoruz müfredatın gereği normalde onlarda yazabiliriz ama onlarda biliyorsunuz 1S2, 2S2, 2S2 p 6 11. sınıfta gördüğünüz dizileme uygulamış oluyoruz arkadaşlar ama dediğim gibi bu basit bilgileri de mutlaka iyi oturtmak lazım zaten kaçan sorular öyle zor sorular olmuyor basit sorular basit bilgilerden kaçıyoruz arkadaşlar deneme sınavlarında ne demek istediğimi hepiniz fark ediyorsunuzdur. O yüzden e, bu konularda biraz dikkat edelim. Artı bir yükle x toplam tanecik sayısı 57'dir. Şimdi arkadaşlar toplam tanecik sayısı derken neyi kastediyor? Proton artı nötron artı elektronu kastediyor. O zaman şöyle düşünün. E, burası 19'du hatırlayın. E, nötron sayımız 20 idi. Protonla nötronun toplamı zaten 39. Elektrona gelecek olursak artı bir yükle olduğu için 18 elektron var. O zaman 39'un üzerine 18 ekleyeceğiz arkadaşlar. 39, 18 daha toplarsak. 57 yaptı mı? Yaptı. Doğru mu? Doğru. X atomunun nötron sayısı artı bir yüklü. X yonunkinden fazladır. Şimdi arkadaşlar elektron alma verme olayında proton veya nötrondan herhangi bir değişiklik meydana geliyor mu? Gelmiyor. O yüzden bu ifadeye doğrudan yanlıştır diyebiliriz. X elementi alkali metaldir. Yani bira grubudur diyor. E doğru. Bakın bira grubu olduğunu görüyorsunuz. Dördüncü periyod bira. X atomu ile artı bir yüklü X iyonu kimyasal özellikleri farklıdır. Zaten e, ta atom konusunun başında ne dedik? Proton veya elektron sayısı değişiyorsa kimyasal özellik değişir. Ki burada elektron sayısı değişmiş. Dolayısıyla kimyasal özellikleri farklıdır ifadesine doğrudur diyeceğiz. Bu da doğruydu. Cevabımız C şıkkı olacak 7. sorumuz için. Geçelim 8. soruya. Evet 8. soruda böyle şekilli mekilli bir soru. Şöyle Soruyu sığdırabildik mi? İyi bu işimizi görür neyse. Temel halde katman elektron dağılımları verilen x ve y ile ilgili verilen özellikler doğru ya da yanlış olarak tik işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre bu bilgilerden kaç numaralı olanında tik işareti yanlış yerde kullanılmıştır diyor. Yani buradaki işaretlere odaklanacağız arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edelim. Diyor ki ikinci periyot 15. grupta bulunan y elementinin kütle numarası 14'tür diyor. Şimdi bu bilgiye bir bakalım. Y elementi önce 2. periyot 15. grupta mı? Ona bakalım. 2 tane katmanı var 2. periyot. Evet. Peki son katmanında kaç elektron görüyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Hocam o zaman 5A olması gerekmiyor mu? 15. grup nerede çıktı? E, UPAC sistemine göre arkadaşlar AB ayrımı yapılmıyor. Dolayısıyla 3A grubu. Bakın arada B gruplarını da hatırlayın. 1A, 2A dedikten sonra. 10 tane B grubu geliyordu. Tabi 8B'nin e, 3 tane sütundan oluştuğunu unutmayın. E, o zaman 3A grubu 13. grup, 4A grubu 14. grup, 5A grubu 15. grup oluyor. Biz zaten 5A grubudur diyoruz. E 5A grubu 15. grup oldu mu? Evet bir sıkıntı yok. Peki Y elementin kütle numarası 14 mü? Atom numarası kaç arkadaşlar? E, 7. 4 tane de şey pardon 7 tane de nötron var toplayın 14 yapıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru olarak işaretlenmiş mi? Evet burada bir sıkıntı yok. Bakın buradaki bilginin doğruluğu yetmiyor. Buradaki işaretlemenin de doğru olması önemli. O yüzden onu da kontrol edip hemen doğrudur diyelim. X A metal Y ise metaldir. Şimdi X'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Değerlik elektron sayısı son kabukta bulunan elektron sayısı. 2 değil mi? Yani 2A grubu bir element. 2A grubu metaldir. O zaman bu ifade yanlış oldu. Y bakalım A metaldır arkadaşlar. Tam tersini söylemiş. O zaman yanlışı işaretlemesi gerekiyor. Yanlışı işaretlediği için biz buna da doğru diyeceğiz. Evet devam edelim. Artı 2 yüklü X ve eksi 3 yüklü Y iyonları aynı soy gaz katman elektron düzenindedir. Şimdi 2 tane elektron versin X. Gitti burası. Y de arkadaşlar 3 elektron katalım. Gelsin şurası. Tamam. Şimdi dikkat edin. Toplamda 2, 3 4 5 6 7 8. Burası da 8 şu ikinci katman. Sonuçta bakın ikinci periyot a ikinci periyot a ikisi de aynı soygaza gaza benzedi mi? Benzedi. O zaman doğru mu? Doğru. Tik de doğru dediği için biz de doğrudur diyoruz. X elementi toprak alkali metali grubunun 3. üyesidir demiş. Toprak alkali metali grubunun. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? 2A grubunun 3. üyesi diye ifade etmiş şimdi şöyle düşünün. Periyodik cetveli gözünüzde canlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çizersek daha sağlıklı olur. Çünkü orada küçük bir ayrıntı var. Onu görmenizi istiyorum. Şöyledir periyodik cetvelimiz. Şimdi burası birinci periyot biliyorsunuz. 1A grubu var. 2A grubu yok. İkinci periyot, üçüncü periyot şeklinde gösterelim. Burada arkadaşlar dikkat edin. Burada bir element var. Burada da bir element var. Bu arada dikkat edin Şimdi. X elementi toprak alkali metal grubunun Yani şu iki aya bakıyoruz. Burada dikkat ederseniz kaçıncı periyotta? Üçüncü periyot olması lazım. Nötr durumda çünkü üç tane katmanı var. O zaman şuradaki elementten bahsediyor. Peki kaçıncı üye bu? İkinci üye. Yukarıdan sayarsanız bakın bu birinci üye. Bu ikinci üye. Birinci periyot boş çünkü. Onu görmenizi istedim burada. O zaman üçüncü üyesidir ifadesi yanlış olmalı. E burada da yanlış dediği için bunu da işaretleyelim ki birçok kişi buna doğru diyecektir belki Dikkatsiz okursak ee, Çünkü neden Üçüncü katman Üçüncü element gibi akla getirebilir ee, O yüzden dikkatli okuyun bu tarz ifadeleri X'in değerlik elektron sayısı Y'nin değerlik elektron sayısından 3 fazladır demiş Şimdi arkadaşlar dikkat edin X'in değerlik elektron sayısı 2 Son katmandaki elektron sayısı Y'nin ise 5 Y'ninki X'ten 3 fazla o zaman bu ifade yanlış demesi gerekiyor ama doğru olarak işaretlemiş. O yüzden yanlış olan ifademiz 5. ifade olacak. Cevabımız E şıkkı oluyor. Evet biraz uzun bir soru oldu ama aslında güzel özelliklere saymış olduk. Geçelim şimdi bir diğer sorumuza. 9. soruya geldik. Şöyle bir tık büyütebiliriz. Sorular kısa çünkü bunlar. Biraz daha büyütelim mi? Evet. Elektron bulunduran katman sayısı Atom numarası 16 olan x elementi ile aynı. Değerlik elektron sayısı y'ninkinden 2 az olan. Şimdi arkadaşlar önce bunu bir anlayalım. Elektron bulunduran katman sayısı. Şimdi x'in normalde elektron bulunduran katman sayısı 2, 8, 6 diye yazarsanız 3'tür. Demek ki bizim bahsettiğimiz element a olsun 3 tane katman olacak. Elektron bulunduran katman sayısı x elementi ile aynı tamam. Peki değerlik elektron sayısı Y'nin değerli elektron sayısına bakalım. 2, 7 şeklinde. Şundan 2 az olan. E, 7'nin 2 azı nedir? 5'tir. Yazdık mı? Yazdık. Elektron dizilimi bu. Elektron dağılımı hangisinde doğru verilmiştir? Çıktı cevabımız arkadaşlar. 2, 8, 5'i nerede görüyoruz? 5 şıkkında hemen işaretleyip geçiyoruz. Geldik 10. soruya. Evet, üçüncü periyotta bulunan X, Y ve Z elementlerin değerlik elektron sayıları sırasıyla 1, 2 ve 3'müş. O zaman buna 1A, üçüncü periyotta bulunuyorlar bunlar bu arada. Ee, şurası 2A, şurası da 3A grubu diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşların aklına şu gelebilir: Ya hocam, şunun B grubu olma ihtimali yok mu? Çünkü 1, 2, 3 diye gidiyoruz ya. B grupları arkadaşlar kaçıncı periyottan itibaren başlıyor? Dördüncü periyota itibaren ona dikkat edelim. Buna göre Z'nin atom numarası en büyüktür demiş. Şimdi Z 3A grubu olduğuna göre 3. periyot 3A grubu. Şunlar 2A ve 1 sola doğru gidiyoruz. En küçük olan X en büyük olan Z'dir tabii ki. Doğru. Y toprak alkali metalidir. Yani 2A grubudur diyor. Doğru mu? Doğru. X'in katman sayısı en azdır demiş. Hepsi kaçıncı periyotta? 3. periyotta. Dolayısıyla hepsinin katman sayısı 3'tür arkadaşlar. Mesela bu 2, 8, 1'dir. Bu 2,8,2'dir Bu da 2, 8, 3'tür. Katman sayıları 3. Hepsinin aynı çıkıyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Cevabımız hangileri doğrudur diye sorduğu için B şıkkını işaretleyebiliriz. Ve geldik 11. soruya. Bakalım ne istiyor bizden. Diyor ki 16 nötronu ve 15 protonu olan bir x taneciğin katman elektron dizilimi 2,8,2 şeklindedir. Tamam. Buna göre x taneciği ile ilgili ee, Şimdi x'i şöyle düşünün arkadaşlar 10 12 yapıyor değil mi? Şurası 12 olacak Çünkü elektron sayısı proton sayısına eşittir nötr durumda ee, Bu arada Tabii nötr durumda dedim ama Burada nötr olduğu söylememiş proton sayısını vermiş zaten Düzeltiyorum arkadaşlar pardon Şuraya o zaman biz 15'i yazalım ee, Elektron sayımız kaç görünüyor 12 ne olmuştu 12 olmuş arkadaşlar? 3 elektron vermiş. Artı 3. Yani 3 artı diye yazarsak daha güzel olur. Eskiden artı 3 derlerdi. Şimdi artık 3 artı diyoruz. Yaklaşık 10 yıldır. Bunu da yazdık. Peki şurası kaç yapar arkadaşlar? Zaten nötronu 16 olduğu için buraya da 31 yazalım. Peki bu buna göre x taneci ilgili anyondur diyor arkadaşlar. Yanlış. Anyon olsaydı elektron sayısı protondan fazla olurdu. Yanlış oldu. Nükleon sayısı 31'dir doğru bakın yazdık şuraya 2. ve 3. katmanlarında toplam 10 elektron vardır X taneci ile ilgili ee, Yani biz Neye bakacağız Şuna mı bakacağız Aynen nötr duruma bakmayacağız şuna bakacağız 2. ve 3. katmanlarında toplam 10 elektron bulunur 2. ve 3. katman 10 elektronu gördük Doğru pozitif yüklüdür demiş arkadaşlar. Zaten artı yüklü olduğunu, katyon olduğunu söylemiştik. Doğru. Elektron vermiştir diyor. 3 elektron verdiğini söyledik. Doğru. Ne diyor bizden? Ne istiyor? Boşluklara doğru bir şekilde D ve Y belirtmek isteyen öğrenci kaç tane doğruya ulaşır? 4 tane doğruya ulaştık arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Evet bu testimizde bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah bu Paylaşımlarımız arkadaşlar sizler tarafından beğeniliyordur. Bu beğeniyi inşallah somut bir hale getirip beğen butonuna tıklıyorsunuzdur. Palme yayınlarını inşallah hızlı bir şekilde bitirip sonrasında yavaş yavaş farklı yayınları da çözmeye başlayacağız. Bu arada önümüzdeki günlerde şöyle ara sınıflardan da 9-10 da test çözüp paylaşmayı planlıyorum. Tabi biraz zaman problemimiz var o zamanı da inşallah ayarlayabiliriz öyle diyelim ve bu yayınımızda burada bitirelim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.